Hemen o zaman iş sakin. Arabadan tek müşteriye gittim geldim. Ha, ilk müşteriyi kaçırtmayalım diye. Bir baktık. Arabaya yüklediğimizde dükkana indirirken araba biz yürüdükçe arkamızdan para dökülüyor. Hemen arkadaşlar da elemanlar da vardı. Bir baktım ıslanmasın diye paraları topluyorlar. Oğlum nerede? Parayı bulmak için ilk önce müşteriyi bulmak lazım. Müşteriyi bulduğumuz zaman da müşteriyi kaçırtmamak lazım. Yani ya kışın bir 10 ile 12 adres arası değişiyor yani şu anki ortalamamız öyle. Yazın tabii bu bir 30 adrese kadar çıkıyor. İlk önce müşterilerimizin her bulduğu firmaya ilk atmamalarını tavsiye ediyoruz. Tüm halı yıkamacıların birlik beraberlik olup yani müşteriye daha iyi hizmet verebiliriz yani. Fiyatlar konusunda. Erayz 11 TV'den herkese merhabalar. Antalya turumuz devam ediyor. Serik'te Kardeşler Halı Yıkama'dayız. Kardeşler Halı Yıkama'nın firma sahibi programımızda konuk oldu. Kendilerine buradan merhaba diyoruz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyorum. Sektör Halı Yıkama programı olarak bizleri konuk ettiniz. Bugünkü gündem hakkında başlıklarla beraber bizlere bilgiler vereceksiniz. Sektör şu anda Serik bölgesinde nasıl? Ne işler yapıyorsunuz? Bunun hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii. Bu sezonluk bizim zaten burası. Turizm bölgesi olduğu için. Bizim yani 15 güne kadar bir sezonumuz açılır burada. Eran'ın destekleriyle de zaten biz bu işi bu sezon daha ileriye götürüp daha güzel başarılara imza atmak istiyoruz. İnşallah uzun süreli çalışmalarınız devam eder. İşleriniz de yoğunlu. Peki Kardeşler Halı Yıkama kimdir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar? Bize bilgilendirir misiniz? Tabii. Serik ve çevresi bölgelerine hizmet veriyoruz. Ortalama bir 7 yıldır bu işin içerisindeyiz. Toplam 6 yıldır da otomatik makineyle halı yıkıyoruz. Otomatik makineye geçtiğimiz günden beri de Era 111'i kullanıyoruz. Peki günde kaç adrese gidiyorsunuz? Ya kışın bir 10 ile 12 adres arası değişiyor yani şu anki ortalamamız öyle. Yazın tabii bu bir 30 adrese kadar çıkıyor. Evet. İnşallah işleriniz de bayağı bir açılır. Şimdi sektörde biliyorsunuz Serik bölgesinde dalgalanmalar var. Bu halı yıkamalar bir açılıyor, bir kapanıyor. Bu konuda ne yorum yapacaksınız? Ya bu açılıp kapanmalarının sebebi tabii hep ucuz malzemeyle işçilik yaptıkları için çok para kazanmalarını zannedip bu işe giriyorlar. Ama tabii ne kadar kaliteli işçilik yaparsanız, ne kadar iyi halı yıkayıp müşteriye güler yüzle teslim ederseniz ha bu sizin uzunluğunuzu, devamlılık sürenizi artırır. Ha bu yüzden de hani Era 111 kullansalar da böyle bir iş başlarına gelmezdi yani. Böyle yani. İnşallah yani bizim de temellimiz o yönde. Era 111 ile nasıl tanıştınız? Era 111 ile biz ilk açtığımız sene biraz tabii maliyetler yüksekti. Hani biz düşük maliyette bu işe başlayalım diye girdik. Baktık hani müşterilerden şikayetler gelmeye başladı. Bu bizi psikolojik olarak rahatsız etti. Yani maddi yön ayrı tabii o anda ama müşteri bizi aradığı zaman, benim halım iyi olmadığı zaman biz yani o aldığımız parayı hak etmediğimizi düşündük. Tabii bir arayış içine girdik. Bu arada da Era 111'i internet sayfasından hani halı nasıl yıkanır dediğimiz zaman ilk başta Era 111 çıktı. Tabii aradık, yorumlara baktık. Orada müşteri temsilcisi Ayşe Hanım vardı. Özellikle ilk bizim temsilcimiz. Onunla görüştük. Hemen abi de sana bir ilaç gönderelim dedi. Gönderdi bize. Biz bir başladık. 6 senedir Era 111'i devam ettik yani. İnşallah da uzun yıllar beraber çalışırız. Abi şimdi sen 6 yıldır sektördesin. Bu işi de devam ediyorsun. Kesin böyle başından komik, eğlenceli bir anı geçmiştir yani. Şimdi müşterinin yanına gitti. Evine gittik biz. Halısını almaya. İlk müşterimiz ama. Neyse geldik halıyı, aldık halıyı evde. Hemen o zaman iş sakin. Arabadan tek müşteriye gittim geldim. Ha, ilk müşteriyi kaçırtmayalım diye. Bir baktık. Arabaya yüklediğimizde dükkana indirirken
Araba biz yürüdükçe arkamızdan para dökülüyor. Hemen arkadaşlar da elemanlar da vardı. Bir baktım ıslanmasın diye paraları topluyorlar. Nereden geldi? Bir baktım kolunun içinde desteler halinde para. Bizim amcamız arabayı satık. Bankaya yatırmayı unuttuk parayı. Parayı da arıyormuş zaten. Bir 30 bin lira falan da o zaman geçmiş zaman. 30 bin lira halının içinde biz dükkana getirdik. Sonra tek tek topladık biz halıları. Korktuk paramı eksik çıkar mı diye. Bizim arkadaşlar arkada eleman vardı. Diyor abi diyor tamam diyor bugün diyor. Dayı bize bakar dedi diyor. Gittik parayı teslim ettik. Allah razı olsun evladım dedi gönderdi. Onun söylemesi bile yeter. Bir kola bile parası vermedi diyordu arkada eleman. O benim çok şeyime gitti. Tabii biz kolasını ısmarladık yani. Abi şimdi 30 bin lira iyi bir paraydı o zaman tabii. Biz hani yani gözümü karartıp alsak bir şey de söyleyemezdi. Nasıl diyeyim? Yani param sizdeydi halının içine sardım. Çünkü arıyormuş o parayı. Biz hani iyi niyetliğimizden hani kötü düşünmedik gittik. Halıyı yıkamadan direkt tekrardan gittik oraya aynı. Bir saat içinde parasını teslim ettik. Yani teşekkür etti Allah razı olsun dedi. Öyleydi yani. Bizim elemanın orada şey yapması. Abi diyor bugün diyor, bize bakar da yedi diyor. Ama yok. Bir kola parası bile vermedi diyordu arka koltukta o zaman. Öyle bir mazimiz geçti yani. Böyle daha çok maziler var tabii. Halı yıkama sektöründe olanlar bilir tabii. Ama şeyimiz yok ya. Yani. Kötü bir anımız yok Allah'tan. Ona şükrediyoruz biz. Abi şimdi 30 bin lira insan bir oradaki elemanı bir şey ısmarlar. Yani çoktan severli bir şey verir yani. Şimdi benim 30 bin liram kaybolsa. Yani siz bulsanız direkt olarak abi gelin çoktan bir kola bir çay bir pastaya bir baklava bile alırım. Biz hani hiç ben o niyetle gitmedim. Yani arkadaş zaten o mizah amaçlı onu söylediğini de söyledi ama ya biz gözümü kararsa gerçekten hani ispat edecek hiçbir durum yoktu o parayı bize. Yani siz aldığınız halının içinde gitti diye. Yani biz o parayı çoluğumuza çocuğumuza yediremeyiz yani. Yapacak bir şeyimiz yok yani orada da. Tabii. Daha dikkatli olsunlar ama bu saatten sonra halının içine yani tüfek saklayanını gördük biz. Eşin halıyı bize teslim etti. Yaz sezonuydu o zaman yoğunlu. Dükkanda iki gün kaldı zaten halısı yıkamadan. Bir baktık tüfek çıktı halının içinden. Hemen aradık. O da dedi, eşim koymuştur dedi. Eşine yardı. Bayağı bir onda da tüfek muhabbetinde şey oldu yani. Şimdi müşterinin yanına gitti. Evine gittik biz. Halısını almaya. İlk müşterimiz ama. Neyse geldik halıyı. Aldık halıyı evde. Hemen o zaman iş sakin. Arabadan tek müşteriye gittim geldim. Ha, ilk müşteriyi kaçırtmayalım diye. Bir baktık. Arabaya yüklediğimizde dükkana indirirken araba biz yürüdükçe arkamızdan para dökülüyor. Hemen arkadaşlar da elemanlar da vardı. Bir baktım ıslanmasın diye paraları topluyorlar. Nereden geldi? Bir baktık kolunun içinde desteler halinde para. Bizim amcamız arabayı satık. Bankaya yatırmayı unuttuk parayı. Parayı da arıyormuş zaten. Bir 30 bin lira falan da o zaman geçmiş zaman. 30 bin lira halının içinde biz dükkana getirdik. Sonra tek tek topladık biz halıları. Korktuk paramı eksik çıkar mı diye. Bizim arkadaşlar arkada eleman vardı. Diyor abi diyor tamam diyor bugün diyor. Dayı bize bakar dedi diyor. Gittik parayı teslim ettik. Allah razı olsun evladım dedi gönderdi. Onun söylemesi bile yeter. Bir kola bile parası vermedi diyordu arkada eleman. O benim çok şeyime gitti. Tabii biz kolasını ısmarladık yani. Abi şimdi 30 bin lira iyi bir paraydı o zaman tabii. Biz hani yani gözümü karartıp alsak bir şey de söyleyemezdi. Nasıl diyeyim? Yani param sizdeydi halının içine sardım. Çünkü arıyormuş o parayı. Biz hani iyi niyetliğimizden yani kötü düşünmedik gittik. Halıyı yıkamadan direkt tekrardan gittik oraya aynı. Bir saat içinde parasını teslim ettik. Yani teşekkür etti Allah razı olsun dedi. Öyleydi yani. Bizim elemanın orada şey yapması. Abi diyor bugün diyor, bize bakar da yedi diyor. Ama yok. Bir kola parası bile vermedi diyordu arka koltukta o zaman. Öyle bir mazimiz geçti yani. Böyle daha çok maziler var tabii. Halı yıkama sektöründe olanlar bilir tabii. Ama şeyimiz yok ya. Yani. Kötü bir anımız yok Allah'tan. Ona şükrediyoruz biz. Abi şimdi 30 bin lira insan bir oradaki elemanı bir şey ısmarlar. Yani çoktan severli bir şey verir yani. Şimdi benim 30 bin liram kaybolsa. Yani siz bulsanız direkt olarak abi gelin çoktan bir kola bir çay bir pastaya bir baklava bile alırım. Biz hani hiç ben o niyetle gitmedim. Yani arkadaş zaten o mizah amaçlı onu söylediğini de söyledi ama ya biz gözümü kararsa gerçekten hani ispat edecek hiçbir durum yoktu o parayı bize. Yani siz aldığınız halının içinde gitti diye. Yani biz o parayı çoluğumuza çocuğumuza yediremeyiz yani. Yapacak bir şeyimiz yok yani orada da. Tabii. Daha dikkatli olsunlar ama bu saatten sonra halının içine yani tüfek saklayanını gördük biz. Eşin
halıyı bize teslim etti. Yaz sezonuydu o zaman. O zaman yoğunlu. Dükkanda iki gün kaldı zaten halısı yıkamadan. Bir baktık tüfek çıktı halının içinden. Hemen aradık. O da dedi, eşim koymuştur dedi. Eşine yardı. Bayağı bir onda da tüfek muhabbetinde şey oldu yani. Ha, buradan kötü gidiyor. Biz başka konuya geçelim. Bizim sektör böyle ama. Herkesin başına gelmiştir yani. Halının içinden ne çıkacağı, ne olacağı belli olmuyor yani. Anahtar çıkıyor genelde. Para çıkıyor. Küpe dek geldi bir tane. Altın bir tane küpe vardı. Şagyallıydı ama o. Onu bu müşteri de fark etmemiştir. Öyleydi yani. Yani hayırlısı diyelim inşallah. İnşallah o paraları sizler de kazanırsınız şimdi. İnşallah. Yani biz Allah yani bize iyice gitmeyi verdikten sonra biz bir şey istemiyoruz. Gözümüz haramda değil yani bizim de. Evet. Peki sektörde para var mı? Halı yıkama sektöründe para var mı? Parayı bulmak için ilk önce müşteriyi bulmak lazım. Müşteriyi bulduğumuz zaman da müşteriyi kaçırtmamak lazım. Yani çalışırsanız var tabii. Hani iyi hizmet. Başka yani iyi hizmet güler yüz. Sizin reklamınız bu olması lazım. Abi şimdi biliyoruz bu bölgede merdiven altı firmaları çok fazla. Yani bir de dur merdiven altı firma dedim. Abi burada biliyorsunuz tamam girelim. Abi şimdi burada sektörde biliyorsunuz hani merdiven altı dediğiniz gibi firmalar çok fazla var. Bunun için müşterilerimize nelere dikkat etmeli? Müşteriler hangi konularda dikkatli olmalı? Bir de bahsedebilir misiniz? Tabii. İlk önce müşterilerimizin her bulduğu firmaya yıkatmamalarını tavsiye ediyoruz. Yani internet üzerine o kadar çok reklam veriyorlar ki müşteri yanlış algı, yanlış fotoğraflarla paylaşımlar yapıyorlar. Müşteri tabii burada böyle varmış, buymuş. Öyle bir yok yani. İlk önce gitsinler. Yıkatacakları firmayla bir görüşme şansları varsa görüşsünler. Ama bir de şu var. Artık teknoloji o kadar gelişti ki benim halımın nasıl yıkandığını, nasıl kurutulduğunu, nasıl paketlendiğini şeklinde videolar isteyebilirler. Yani biz bunu müşterilerimize sunuyoruz. Yani müşterimiz bunu bizden istemese bile bazen biz müşterimizi seçip bunu gönderebiliyoruz. Yani müşterimiz bizim hani böyle durumlarda reklamımızı yapabiliyor. Benim halım böyle yıkanmış diyor. Yanında komşu ona söylüyor. Ama dediğim gibi bütün halı yıkamacıların birlik beraberlik olup yani müşteriye daha iyi hizmet verebiliriz yani. Fiyatlar konusunda, hizmet konusunda yani birlikten kuvvet doğar. Teşekkür ediyoruz. Son böyle bir röportajı kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan bütün ERA TV ve ERA 111 ailesine teşekkür ederiz. Hiçbir zaman yardımlarını bizden esirgemediler. Her zaman yanımızdalardı. Bu saatten sonra da her zaman yanımızda olacaklarına inanıyoruz. İnşallah hep beraber uzun süreli çalışırız. Antalya'dayız. Serik'teydik kardeşler. Halı yıkamada.